Haber. Kaçta kalmıştık? cinco. Ee, Mi esposa y yo bla bla en Dallas. Vivir y sujeto es nosotros. O zaman ne olmalı? Ama bir saniye chat'i açmadım şu an için. Siz cevaplarınızı yazın. Geliyorum hemen. Ta kapanmış. Pues, el sujeto es mi esposa y yo. Entonces, ten cuidado porque mi esposa y yo significa el sujeto es plural. Pues, nosotros vivimos en Dallas. Dallas de Yeshurs. Ishimbeban, esposa. Esposa ve esposo'dan bahsedeyim birazcık da. Ee, şöyle, masculino ve femenino muhabbetinden bahsetmiştik ya. Normalmente si la palabra termina en la vocal e, a, es femenino. Pero no siempre. Her zaman değil yani. A ile bitiyorsa genel olarak e, femenino oluyor. O bitişleri de genel olarak masculino oluyor. Ama bu aslında değişecek. Şu an chat'i açıyorum. Burada e, esposa ve esposo, marido y mujer ikilisi. Eş, karı koca anlamında. Dolayısıyla eğer burada bir, e, eğer şey olsaydı, hombre, yani erkek birinden bahsediyor olsaydık, mi esposo olacaktı. Ya da mi marido. Es igual, son iguares. Yine bir saniyenizi alıyorum. Hemen giriyorum. Telefonun açılmasını bekliyordum. Vale. José y Pablo no bla bla miedo de nada. Nada significa hiçbir şey. Miedo, tener miedo korkmak bir şeyden. Aynı e, anlamı temel fiiliyle de verebiliriz. Onu da bir yazayım size şimdi. Vale. Estoy controlando el chat. Gracias. Para los deseos buenos. Tamam, şöyle e, temer fiilini not almanızı isteyeceğim. Bu İngilizce mi? Bu İngilizce değil arkadaşlar, bu İspanyolca. Ben bazen İngilizce karşılıklarını söylüyorum da. Şöyle. Tener, miedo. Miedo, korku demek. Tener, miedo, korkmak demek. Az önce bahsettiğim gibi tenerin e, kontekste göre ya da işte phrase'e göre farklı anlamları olabiliyor. Normalde sahip olmak. Buna eşdeğer olarak temer fiilini kullanıyoruz. Bunu da şöyle kodlayabilirsiniz. Tener, miedo'nun birleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Temer. Ve çekiminde de mesela yo, temo. Gibi. Hops nereye girdim? Şuradayız. Vale. O zaman. Tenerdi. Jose Pablo. Yani onlar. Eyos. O zaman. Sizce Jose Pablo ne olmalı? Eos ise 3. çoğuldan bahsediyoruz. tercera persona plural pues eso debe ser tienen hatırlayalım teneri yo tengo tú tienes él ella usted tiene nosotros tenemos vosotros tenéis ellos ellas ustedes tienen josé y pablo no tienen miedo de nada hiçbir şeyden korkmuyorlar siete ahora Şimdi şu anda bla bla cantar en frente de todos. En frente de bunu İspanyolcadan pardon İngilizceden de birazcık çıkartabilirsiniz. En frente de in front of önünde. Vale pues sujeto es tu y el verbo es poder. Artık poderi biliyorsunuz. O zaman herkesin önünde söyleyebilirsin şarkı söyleyebilirsin kantar ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué piensas? Poder y tú respuestas sí sí amigos La respuesta correcta es puedes. Tú puedes. Ahora puedes cantar en frente de todos. Herkesin önünde söyleyebilirsin. Peki yo olsaydı? Yo puedo cantar en frente de todos. Herkesin önünde söyleyebilirim. Ya da söylüyorum olsaydı? Canto. Yani cantar da regular bir fiil aklınızda bulunsun. Enhorabuena. Tebrikler. Vale, ocho. Mis perros bla bla toda la noche. Ladrar. Ladrar significa havlamak. O zaman. ellos ve ladrar kullanacağız. Ne olmalı? Si, sí. ladran. Mis perros ladran toda la noche. Tüm gece havlıyorlar. Tüm gece havlarlar. Toda la noche içinde şunu söyleyebilirim. Todo, toda, todos, todas. Bu dörtlü vardı. Tüm, hepsi, bütün anlamlarına gelen. Şimdi, ee, neden toda oldu? Yine aynı şey. Género, la noche. La palabra noche es una palabra femenina, pues toda la noche. Ella es masculina, todo el Por ejemplo, todos los chicos, pero todas las chicas. 9. El árbol bla bla rápidamente con agua. Crecer ve el kullanacağız. Crecer yükselmek ve e, bitkinin büyümesi, çıkması. Dolayısıyla entonces respuestas el árbol ağaç el árbol crece rápidamente con agua agua Significa su. Bununla ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu yine bizim eksepsiyon kelimelerimizden biri. Eksep ne eksepsiyon. Ne demekti? Exception. istisna. O da mesela agua dedik. Hop yanlış yazdık. Agua su demek. Evet a ile bittiği için aslında feminin olması gerekiyordu. Ama esunu exception Pues el agua. Aslında buradaki e, istisna mantığı şu. La söylenmesi daha zor olduğu için. Çünkü la palabra agua empece la letra con la letra a. Si decimos la agua, bu zor olurdu. O yüzden el agua. Bale, Crece dedik. 10. Por qué blabla las muchachas? Salir de ellas. Amigos, muchacha o muchacho es como chico o chica. Yani burada da girl, boy anlamı var. Muchacho. Mucho ile karıştırmayın. Mucho ve mucha çok demek. Ama muchacha ee, kızlar buradaki muçaças kızlar anlamında o yüzden de ellas demiş. Muy bien. Y la respuesta correcta es salen. Porque salen ellas las muchachas. Ellas okumuyordum burada. Porque salen las muchachas. Neden çıkıyorlar? Neden ayrılıyorlar gibi belki. Ionce numero 11. Porque siempre bla bla cuando escucho esta canción. llorar ve yo. llorar significa ağlamak. Burada da diyor ki neden? Porque neden demek. Porque siempre neden her zaman ne yapıyormuş? Ne yapıyormuşum? Yo diyor. Cuando escucho esta canción. Neden bu şarkıyı dinlediğimde hep ağlıyorum. canción shark de cantar la codlin cantar canción Suparsınız. lloro lloro porque siempre lloro cuando escucho dinlediğim zaman cuando escucho esta canción Pushark vale muy bien y doce. marco y yo bla bla juntos todos los viernes por la noche qué pensáis Bailar nosotros. Sí, bailamos. Marca yo y eso significa el sujeto es nosotros. Porque el sujeto contiene la persona primera singular, yo. Pues es nosotros, bailamos juntos. Beraber dans ediyormuşuz. Todos los viernes. Her cuma por la noche. Her cuma gecesi. Trece. Tenemos una pregunta aquí. ¿Blabla bla, todo el día en el parque. Jugar, tu. Jugar, oynamak demek. Parque, park. Tüm gün... Bir de şuna dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Todo el día ve todos los días son diferentes. Son distintas cosas. Todo el día tüm gün demek. Ya da toda la noche tüm gece. Pero todos todas las noches, todos los días. Her gece, her gün. Son distintas cosas. Baktık, jugar, juegas. Vale, muy bien. Sí. Juegas. Juegas todo el día en el parque? Sí. Juego. 14. Hoy no me bla bla muy bien. Burada sentirse. Hissetmek. Yani kendini hissetmek anlamında olan. O yüzden burada bir me kullanılmış. Muy bien, muchachos. Hoy me siento muy bien. Bugün çok iyi hissediyorum. Yine bir refleksivo dönüşlü fiil. Kendini hissettiği için me siento muy bien. 15. María no bla bla hoy sin su abrigo. Salir. El sujeto es ella. Sin, uh, without İşte abrigo kaban demek ve bugün kabanı olmadan çıkıyormuş. Sin su abrigo yani kabanını almadan gibi. Evet evet süper. Lo siento yorumu için söylüyorum. Lo siento dediğimizde de üzgünüm oluyor. Aslında evet hani şey gibi aslında sentir hissetmek ve lo orada onu gibi bir anlam katıyor. Yani mesela ne olabilir? Lo entiendo, anlıyorum, onu. Aslında oradaki lo bir e, şey, objeto, objete direkto, nesneyi kastediyor. Lo siento da söz konusu şey için üzgünüm, ondan dolayı, onu hissediyorum gibi bir mana. Köken olarak tabii ki. Bakıyoruz. Sale. Muy bien. Maria no sale hoy sin su abrigo kabanını almadan çıkmıyor bugün. Jorge bla bla trabajando en un hotel. Seguir. Segir significa takip etmek. Şimdi burada seguir trabajando çalışmasını yani çalışmaya devam ediyor gibi aslında. Burada bir şey var. güncellik var. Segir artı e, şey herun diyor gibi düşünebilirsiniz. Segir ando, segir yendo. Süper sige. Jorge sige trabajando en el hotel. Çalışıyor diye çevirebiliriz. Vale, tenemos un ejercicio, me bla bla un vaso de agua, por favor. Traer ne demekti? Getirme un vaso de agua. Bir bardak su getirir misin lütfen? Ne düşünürsünüz? Re. Bu sadece yoda. Solamente irregular en la primera persona singular. Pues Regular, si es regular. Se el es tú. Normal er bitişli regular bir fiil olarak düşünebilirsiniz. Respuestas Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Buna dikkat. Ne var? Por favor. Yes, una pregunta. Yani burada tuya soruyorum. Me burada bana anlamı veriyor. Dolayısıyla me traes un vaso de agua por favor. Bana bir bardak su getirir misin lütfen? Me sizi yanıltmasın. Yani bu bizim aslında refleksivolar gibi değil. Sentirse, mesiento'daki gibi değil. Yani bir refleksivo olanlar var. Bir de birine yöneltilen şeyler var. Yani burada kendi kendine olma durumu değil. Refleksivo ile dönüşlü fiille karıştırmayın buradakini. Sen diye soruyoruz. Metraes. Şimdi burada da ne yaptık? Er bitiyordu. Dolayısıyla master yani er kısmını attık. Tra. Sonra baktık. Er çekiminde ne oluyordu? O, es, e. s alması gerekiyor. Traes. Me traes un vaso de agua. Bir bardak su getirir misin lütfen? Si, lo. Buradaki lo onu demek aslında. Öğreneceksiniz. Yani objeto. Burada nesne görevi görüyor. Si, con tilde. Lo siento por, le, por el tilde. Si, lo. Bu sefer evet getiririm demek için bu sefer doğru arkadaşlar. Si lo traigo. Me traes. Si traigo. Vale. Tercera. Yo hacer mis deberes todos los días. Her gün deberes ödevler demek. Bu da aslında yine köken olarak deberden geliyor. Yani bu gereklilik belirtiyor deber, millimalı, şud gibi. Dolayısıyla deberes bunun kalıplaşmış hali, yapılması gerekenlerden. Bu sefer aser, iyo. Biliyorsunuz ki irregulardı. Primera persona singularda. Pues, eso debe ser, olmalı ki, yo hago mis deberes todos los días muy bien hago yo hago tú haces él ella, usted hace nosotros hacemos vosotros hacéis ellos ellas ustedes hacen solamente en yo hago qué al me bla bla un favor Yani aslında do me a favor, bana bir iyilik yapar mısın sorusu. Favor, un favor. Ama bu sefer yine ilk sorudaki gibi bana getirir misin demiştik. Bu sefer bana yapar mısın diye soruyoruz. ¿Qué pensáis? sobre eso? Vale, muy bien. Me haces un favor? Bana bir iyilik yapar mısın? Me haces Si lo hago. Si hago. Yaparım. Geldik. Puede oír la voz. Sesi duyabiliyor musun? Duyabiliyor musunuz? Ya da neden puede yazmışım? Ha şöyle olabilir. Evet siz olarak ustedes. Usted olarak yazmışımdır. Puede oír la voz usted. Sesi duyabiliyor musunuz? Hayır, duyamıyorum Burada cevap verirken şuna dikkat edin. Hayır duyamıyoruz diye düşünmeyin. Yani o kortesiye kibarlık nezaket olarak siz çekimiyle usted çekimiyle sormuş. Ama cevabımız da hayır ben duyamıyorum diye tekil olmalı. Daha doğrusu yo olmalı yani. Entonces la respuesta no no duyamıyorum. Podere hatırlayalım. Pue en la primera persona singular. Esperando vuestras respuestas. Vale, lo hago. No, no puedo. ¿Puedo oír la voz? No, no puedo. No puedo oírla. Uno duyamıyorum. Burada da şöyle bir mantık. Dediğim gibi. Puede oír la voz. Yani o duyabiliyor mu diye sormadığını çıkartabiliriz. Çünkü öyle olsa işte ikinci de ella, el falan diye bir sujeto belirtirdim. Hayır duyamıyorum. No. No la pueda. Ya da no pueda. Duyamıyorum. Vale. Tenemos más ejercicios. Hola, bla bla. Usamos el verbo llamarse Juan con los, eh, con los nombres. Juan es un nombre y pues debemos usar el verbo llamarse. Hola, bla bla Juan. düşünüyorsunuz? Marhaba, ben... Benim adım Juan dememiz gerekiyorsa Muy bien. Me llamo Juan. Y la segunda <coughs> usamos el verbo ser aquí en la segunda ser de Córdoba. Cordobalıyım diyeceğiz bu kez. Muy bien. Soy de Córdoba. Me llamo Juan. Soy de Córdoba. Pero, bla bla, usamos vivir en Madrid ahora. Şu anda Madrid'de yaşıyorum. Ama şu anda Madrid'de yaşıyorum. Sí, gracias. Pero vivo en Madrid ahora. Cordobalıyım ama şu an Madrid'de yaşıyorum. vale la cuarta la pregunta cuarta tener 24 años tengo tengo 24 años y tenemos una pregunta más y tú cuántos años bla bla Şurada biraz kulaklığım bazen ses çıkartıyor. Vale. ¿Y tú cuántos años tienes? Muy bien. Bla bla con mi hermana. Kız kardeşimle yaşıyorum. Con ile. Bunun zıttı neydi? ¿Cuál es el opuesto de con? ¿Cuál es lo contrario? Con sin. Vivir en la primera persona singular. ¿Qué pensáis? Sí. Si. Vivo con mi hermana. Kardeşimle yaşıyorum. Kız kardeşimle. Hermana da yine bizim e, biyolojik cinsiyete göre değişebilen kelimelerimizden biri. Yani bu kelime değişimi bazen gerçekten de biyolojik kökenle alakalı olacak, Ermana, Ermano gibi ya da Ombre, mujer gibi ya da Artisto, Artista gibi. Ama bazen e, herhangi bir cinsiyetten dolayı olmayacak. Yani kendiliğinden atıyorum, Kasa'nın bir e, biyolojik kökeni yok sonuçta. O yüzden bunları gruplara ayıracağız. Daha sonra şeyden bahsederken artikulos, definidos, belirli olan artikullardan bahsederken pues vivo con mi hermana bla bla llamarse rosa o zaman ¿qué pensáis? Sí, muy bien. Seyama, rosa. Onun adı rosa. Peki şöyle nasıl yapardık arkadaşlar? Eya, seyama da olabilir. Burada dikkat edeceğimiz şey ne? Meyama diyorduk. İşte bu noktada tam evet reflexivo olan konudayız. Dönüşlü. Yani bazı fiiller olacak. Mesela afeitarsi, tıraş olmak. Me afeito, ben tıraş oluyorum. Çünkü kendim yaptığım bir şey. Peinarse el pelo, saç taramak. Me peino el pelo, saçımı tarıyorum. Dolayısıyla eğer böyle bir arse, irse, erse, se bitişli bir şey varsa buradan anlıyoruz ki bu dönüşlü bir fiildir. Refleksivodur. O zaman mutlaka bunun s kısmı da çekimlenmelidir. Öyle yazılmışsa master alem. Dolayısıyla bu sefer e yadan bahsediyoruz. Pues es rosa. Entonces, Se llama. Me llamo. Te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? ¿O cómo se llama ella? Ella se llama Rosa. Gibe. Ella. Tener 20 años. Pero ten cuidados. 20, pero. Esto es 24, 20. años 2024 Eso es la diferencia Ella tiene 20 años 20 yaşındaymış Los dos Bakın burada az önce bahsettiğimiz ikimiz Yine konteksten çıkarım yaptık. İkisi diye bir cümleyi de los dos'la kurabilirdi ama burada hep hermana, işte siamo diye bahsettiği için ikimiz diye devam edeceğiz. O zaman ser estudiantes En la Universidad Complutense de Madrid. Madrid Complutense Universidad de. respuesta es de? Sí. Los dos somos estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid. Muy bien. Somos. Ser filnat Soy. Eres, es, somos, sois, son şeklindeydi. Geldik. Estudiar medicina. Bunun için ne düşünürsünüz arkadaşlar? Si estudiamos. Estudiamos medicina. Tipo Mi familia ahora está en Córdoba. Mi familia ahora está en Córdoba. que pensais? Mi família. Cuidaios. Sim de puser a esta vez. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Mi familia. Yani burada bir, mesela mi'de bir possessivo, bir sahiplik var ya. Benim ailem. Bu, e, bunun plural olmadığını şuradan çıkartabiliriz. Güneş nasıl vuruyor şu an? Normal herhalde. Vale. Şuradan çıkartabiliriz. Mis dememiş. Eğer plural bir şeyden bahsediyor olsaydı, buradaki possessivo yani sahiplik olan da mis olurdu. Ama burada mi familia diyor. Benim ailem. Dolayısıyla bu bir topluluk ismi fakat kavram olarak tekil bir kavramdan bahsediyoruz. O zaman mi familia dediğinde bu hala familias demediği sürece bu aslında singular bir kavram. Biz içindekileri biliyoruz. Mi familia ahora está en Córdoba. Şu an Córdoba'da. Mi madre ¿Qué pensáis, chicos? Sí, mi madre se llama María. Y el otro, lo mismo, mi madre se llama María, mi madre se llama Rafael. ¿Vale? Pues, la palabra familia no es una palabra plural, es singular. Vale, muy bien. Şimdi birazcık da e, bu işte artikulos kavramından bahsetmek istiyorum. Cinsiyete göre neden el, neden los, la, las gibi. Nerede ayrılıyor? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Si es definido, definido aslında burada belirli demek, definite gibi. Belirli ve masculino ise ve singularsa el. Yani burada dikkat edeceğimiz şey şu. Biz ilk etapta kelimeleri cinsiyetleriyle öğrenmeliyiz. Hani sonradan bunun sıkıntısını yaşamamak için ya da artikulo kullanırken ee, doğru artikuloları kullanabilmek için kelimenin cinsiyetini bilmeliyiz. Ama e, her yere artikulo koymayacağız. Çünkü definido olmaya da bilir. Nereden karar vereceğiz? Mesela hmm, Ne olabilir? El chico Que hablo Konuştuğum çocuk gibi. Ya da El chico que le conozco Konuştuğum çocuk gibi yine. Dolayısıyla el chico burada belirli bir chico. Ama mesela me gustan los chicos. Gerçi burada da belirli bir örnek vermiş oldum. Saçma oldu ama. E, dolayısıyla dediğim gibi yani el burada belirli bir şey olduğunu kasteder. El coche, coche. Yani herhangi bir coche mi? El coche söz konusu coche. Belirli araba mı? Bu fark var. La içinde aynısı geçerli. Aynı zamanda los ve las içinde. Yani el belirli ve maskulino bir tekil sustantivoyu kastedecek. Belirli eril cinsiyette tekil bir isim olmak zorunda. El coche, el hombre, el muchacho. El Niño gibi. Ama bunu çoğul yapacaksak yine belirli fakat burası unutulmasın. Elin çoğulu los gibi düşünebilirsiniz. Pues, el coche, los coches. El chico, los chicos gibi. Şimdi aynısını, aynı mantığı femenino, burada bu arada yanlış yazılmış. Femenino değil, femenino. Eğer femenino ise aynı şey yani el ve los yerine la ve las girecek devreye. Yani la mujer, pero las mujeres. Kadın, kadınlar. La mujer, las mujeres. Ya da la alfombra, halı. Las alfombras gibi. Başka ne olabilir? La casa, las casas. La flor, las flores dolara geldik peki. Bu sefer nasıl bir signifikado söz konusu? Un aslında bir demek. İngilizcedeki e gibi. E-N. Bu sefer uno ile karıştırmayın. İşte az önce bahsettiğim şey tam da buydu. Ee, genelde sıkıntı oradan çıkıyor. Şunu şöyle yapsak. Buradan bir ışık hüzmesi görüyorum ama çok karanlık olacak. Bale. Şöyle. UNO bir sayı belirtiyor arkadaşlar. Yani UNO koçe diyemeyiz. Bu gerçekten şey gibi olur. Ee, rakam olan birle ile koçeyi birleştirmiş gibi oluruz. Yani biz bunu bir artikulo olarak kullanacaksak maskulino bir şeyin önüne UN koyacağız. UN koçe UN ombre Ne olabilir? UN idioma EL idioma un idioma. Bu eksepsiyonlardan biriydi. Aile bitmesine rağmen. Hola. Bienvenidos. O bienvenida. Usted. Vale. Ee, onun dışında uno. Şimdi çoğuluna gelince evet çoğulda artık bir s koymamız gerekecek. Bir s koymamız gerekecek. Dolayısıyla çoğulda bir çare yok. Yani evet un pero unos. Estos son unos pantalones Bu bir pantolon. Bir dedim şundan dolayı pantalones e, o çoğullara detaylarına ineceğim. Ama e, pantalones aslında tek bir pantolonu kasteder. Yani dos pantalones demediğim sürece kendiliğinden çoğul kelimeler olabilir. Bu noktada maskulino bir çoğulsa unos pantalones. Un chico unos chicos. Burada e, unos dediğimde bazı anlamına gelebilir. Unos, çikos. Ya da birkaç gibi, a gibi bir anlamda olabilir kontekste göre. Tamam. Şimdi bakıyorum femenino'ya geçtim. Una, unas. Bu kez şöyle bir şey var arkadaşlar. E, un ve una demiştik. Aynısını femenino yaptık. Artikuloyu çevirdik aslında. Una ve unas una mujer. He visto una mujer. Ayer he visto unas mujeres. Birkaç kadın ya da bazı kadınlar gibi. O zaman uno'yu bir isimden önce kullanmıyoruz. Buna dikkat. Uno coche diye bir şey söyleyemiyoruz. Un coche pero una mujer. Una casa. Oops, burada şöyle bir şey kalmış. Sustantivo nedir diye bir tanım yapmaya çalışmışım sanırsam. Sustantivo aslında nombre gibi düşünebilirsiniz. Fakat burada privado bir özel bir şeyden, nombre e, propios özel bir isimden de bahsediyor olabilirim. Ama general bir şey de olabilir. Yani coche, ombre lluvia, estos. Los sustantivos generales, pero tuba, es un sustantivo propio, un sustantivo dedim çünkü masculino kelimenin kendisi, un sustantivo. No he dicho que uno sustantivo. Onun dışında sustantivos masculinos demişim. Buna birazcık giriş yapalım. Vale. Arkadaşlar normalde şu ana kadar birkaç kere tekrarladığım gibi normal şartlarda o bitişi varsa Şurada bir iyi olacak. Perdón. Sustantivos masculinos. Si la palabra, si nuestra palabra termina en o, inemedim aşağı. Hı. Hmm. Yani ne olabilir? Mesela banco. Otomatik düzeltti yahu. Banco. Bakıyoruz. Nuestra palabra termina en la vocal o. La letra o. Pues generalmente esas palabras son masculinos. El banco. Şu neden düzeltip duruyor? Bunu bir kapatmayı öğreneyim ben daha sonra. Por ejemplo, barco, vapur. Bağlantı yok diye bir uyarı aldım telefonumdan. Bir sorun yok umarım yayında. Kontrolo. Böyle. Barco, el barco gibi. Ya da ne olabilir? Caballo. At. El caballo. Generalmente es así. Genel olarak böyle. La regla, kural. Fakat bunun bazı eksepsiyonları olabilir. Şimdi bunlardan bahsettim. Şu an için sileceğim. not almak isterseniz daha sonra bu ders şey oluyor. Kanala zaten kaydediliyor. Tekrar video formatında bulabilirsiniz kanaldan. Bir de mesela birkaç tane femenino örneğine bakalım. Femeninos. Tabi sustantivos femeninos olarak düşünün bunu. Mesela az önce kasa dedik. La casa. La mesa. La mesilla gibi. Şimdi buraya kadar bunların bir biyolojik cinsiyet söz konusu değildi ve bitişlere göre sadece oğullar için o ya da konsonanteler genelde neydi genelde maskulin oydu a bitişleri ise genelde feminin oydu bunun bazı kuralları var bir de kurallarına hafiften giriş yapalım çok detayı inmeye vakit kalmayacak bir sonraki hafta daha detayını açıklarım ama mesela Nereden anlayabilirsiniz? Diyelim o ve a ile bitmiyor. Anlamını da bilmiyorsunuz. Si la palabra, si nuestra palabra termina en dad, sion, o sion es siempre femenino. ¿Vale? Por ejemplo, universidad. La universidad. Perdón la universidad de istanbul ops şurada bir ayrılma olmuş la universidad ne olabilir başka la lealtad sadakat başka ne olabilir hmm, umedat nem la humedad gibi. Birazcık da sion ve sionlara bakalım. Vale. Lo repetimos. La universidad de Estambul. La lealtad. Humedad. La humedad. Bakıyoruz. Sion. Excepción istisna Ne olabilir? İntensiyon. İstek. Başka ne olabilir? Adaptasyon. Bu bildiğimiz adaptasyon. Ne denir Türkçe'ye? Uyarlama. Bale buraya kadar genellikle böyle dedik arkadaşlar. Ya da perfeksiyon aklıma gelenleri söyleyeyim. Mükemmellik gibi. Genel olarak evet çıkarım yapabileceğiniz şeyler. Dat, sion, sion. Bunlar femenino dedik. Ama eksepsiyonlara gelirsek. Bunlar önemli eksepsiyonlar. Yani o ile bitmesine rağmen feminino olanlar. Aile bitmesine rağmen maskulin olanlar olacak. Bunlar da ne mesela? İdioma. Dil demek arkadaşlar. Burada büyük i oldu. Bu arada İngilizcedeki aynı mantık. Büyük i yapmıyoruz hiçbir zaman. CS kapital. El idioma. Baktık. Flor. Çiçek. La flor. Normal şartlarda or bitişi de maskulinoya aitti. Mesela el ordenador gibi, el gobernador gibi. Normalde maskulinoydu. Pero esto es una excepción. Por eso la flor gibi. Ya da mesela bakıyoruz. Ops. Mapa. Esta palabra termina en a, pero el mapa, harita. Agua yine a ile bitiyor aslında ama el agua. Başka ne olabilir? Idea. El idea. Bakıyorum, la moto, la foto gibi. Yani e, burada bu tarz istisnalar olabiliyor arkadaşlar. E, vamos a dejar aquí. Bu şekilde e, kurallarına göre birazcık mantığını oturtup ondan sonrasında işte dat, sion, exception gibi Bunları ezberlememiz gerekecek. Unuttuğumuz bir şey var mı? Daha sonra buradan devam edeceğiz aslında. Les semana viene. Buradan devam ediyoruz. Segimos Vamos a seguir. Desde aquí. Vale. Bununla ilgili egzersiz yapmaya çalışabilirsiniz. Bir de geçen videoda da bahsetmiştim. Ee, Spanish Dict diye bir site var arkadaşlar. Ee, şu bu benim çok işime yaramıştı. Hala da çok kullanıyorum. Bunu kullanabilirsiniz. Ee, Konhugasyon içinde yani aslında farklı fiil çekimleri de olacak içinde. Neden yapamadım? Büyütemedim kelimeyi. Neyse. Şöyle e, hem fiil çekimlerine bakabilirsiniz. Konhugasyon kısmı da olacak. Üstte kutucuklarda görürsünüz. Eee çevirisi ya da examples kısmı olacak examples. Ee, oradan hangi cümlelerin içinde cümle içinde nasıl kullanılmış bunları da veriyor. Ee, benim şu anlıklar kullandığım yani en rahat kullandığım kaynak bu oldu genelde. Tavsiye ederim. Onun dışında bol bol şarkı, müzik, film, dizi zaten. Vale. Gracias para participarse. İyi para escucharme. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Y adiós.